Arkadaşlar, başlıkta belirttiğim sorun için incelenmesi gereken birkaç tane kriter var. Öncelikle şuradan başlayalım. Şimdi biz atölyemizi hangi şehirde açacağız? Arkadaşlar, bu sorunun cevabını bulmak gerçekten kolay. Bunun için ansiklopediye giriyoruz ve ansiklopediye girdikten sonra bakın yerleşkelere tıklayarak sağ taraftan sıralama türünü refaha göre sıralıyoruz. Şimdi refaha göre sıraladığımız zaman şehre çok fazla işte kervan gelip gittiği için ve şehrin refahı yüksek olduğu için bizim atölyemizin ürettiği mallar bir an önce elden çıkarak bize günlük olarak daha fazla kar kazancı getiriyorlar. Bundan dolayı şehrin refahı bizim için öncelikli durumlardan biri. Şimdi ikinci olarak şuna gelelim. Tamam, şehri bulduk. Yani hangi şehirde atölye açacağız? Tamam, bunu bulduk. İkinci soru da şu: hangi atölyeyi açmalıyım? Şimdi arkadaşlar, bunu bilebilmek için öncelikle şunu bilmek lazım. Atölyelerin çalışma mantığını bilmek lazım. Atölyelerin temel çalışma mantığı şu şekilde işliyor: bir ham maddeyi alıyorlar, bunu işliyorlar ve yeni bir ürün elde ediyorlar. Şimdi hangi ham maddenin ne olduğunu ben size şöyle kabaca bir listede gösterdim. Bakın, mesela tahıl ham maddesini alıyorlar, bunu bira yapıyorlar. Bunun için de bizim bira fabrikası almamız lazım. Ya da işte zeytin ham maddesini alıyorlar, bunu yağa çeviriyorlar. Bizim bunu yapabilmemiz için de zeytin cenderesi atölyesi almamız lazım. İşte gümüşü mesela, gümüşten mücevher elde ediyorlar. Bunun için de bizim gümüşçü almamız lazım. Şimdi, tamam, okey, bunu anladık. Yani hangi ham maddeden ne elde ediliyor, bunu anladık. Şimdi öğrenmemiz gereken şey şu: hangi şehirde, yani hangi şehirdeki hangi köyler ne üretiyor? Bunu öğrenmenin iki yolu var. Birincisi, bakın, şehre tıklayıp ticarete tıkladığımız zaman sol üst taraftaki çekicin orada bakın hangi köyde ne üretim elde ediliyor bu yazar. İşte Arpaçız köyünde tahıl üretiliyor, Vinela'da tuz üretiliyor, Garangolia'da gümüş cevheri üretiliyor ve hemen alt tarafında da bakın şehirlerde, pardon, şehirde hangi atölyelerin olduğu yazar. İşte mesela burada, yani Ortisia'da zeytin cenderesi, bira imalathanesi ve tabakhane var. Bu öğrenmenin birinci yoluydu. İkinci yol olarak da şöyle bir yol var. Bakın, işte şehir uzaktır, gidemezsiniz. Ansiklopediden bakabilirsiniz o zaman da. Ansiklopediyi açtıktan sonra şehre tıklıyoruz ve bakın alt tarafta köyler var. Köylere geldiğimiz zaman 5. satırda öncelikli üretim olarak yazıyor. Mesela bakın, burada yazdığına göre Arportis'in öncelikli üretimi tahıl, Vinela'nın öncelikli üretimi tuz ve son olarak Garangolia'nın öncelikli üretimi gümüş cevheri. Şimdi bakın arkadaşlar, burada muhtemelen iki atölye arasında kalacağız. Neden? Çünkü Arpotis'in öncelikli üretimi tahıl ve ben bu şehirde kendime bir bira imalathanesi açabilirim. Garangolia'nın öncelikli üretimi gümüş. Ben burada mücevher üretmek için kendime bir gümüşçü açabilirim. Şimdi bu ikisi arasında kaldığımız zaman ilgileneceğimiz kriter ne? İlgileneceğimiz kriter şu: köylerin üretim gücü arkadaşlar. Bakın, bunu anlayabilmek için de şunu yapacağız. Arpotis var ya, buna tıklıyoruz. Bakın sol üst tarafta Ocak yazıyor, gördünüz mü? 814 yazıyor. Yani Arpotis'in üretim gücü 814 arkadaşlar. Öbür taraftan Garangolia'nın üretim gücüne bakıyoruz, 414 üretim gücü var. Şimdi bu ne demek? Burada açacağımız bizim bira imalathanesi, burada açacağımız gümüşçüden bize iki kat daha fazla para getirecek demek. Bundan dolayı ne yapmamız lazım? Ortisia'da bizim bir bira imalathanesi almamız lazım. Şimdi şöyle sorunlar çıkıyor. Hani şeyin temel mantığını anladıysak, işte hangi şehirde hangi atölyeyi açmamız lazım, bunun temel mantığını anladıysak, son olarak değineceğim şey şu: mesela Ortisia'ya geldiniz, tamam, bira imalathanesi almanız lazım, tamam, ama şehirde bira imalathanesi olmayabiliyor. Şimdi bunun için ne yapmanız lazım? Bakın arkadaşlar, herhangi bir imalathaneyi aldınız, tamam, hiç fark etmez. Buradan klana geliyoruz.
Buradan diğere geliyoruz ve bakın Ortisia'daki imalathanemize tık diyoruz ve buradan üretimi tık da yap, yani üretim değiştire tıkladığımız zaman istediğimiz üretimi buradan seçebiliyoruz. Hani ondan dolayı vay efendim işte şuydu buydu diye bir sorun çıkmaz. Ha girdileri ve çıktıları bakın burada da yazıyor zaten yani. Mesela biz bira imalathanesi açtık. Girdiler tahıl, çıktılar bira olarak da burada yazıyor zaten. Öbür taraftan son olarak diyeceğim şey şu. Atölyeleri açtığınız zaman başlangıcda size çok düşük fiyatlar getirebilir. Kesinlikle herhangi bir sorun yok. Çünkü zaman ilerledikçe gerçekten çok fazla kar getirmeye başlıyor. Ve hani maksimum kar elde etmek istiyorsanız ilgileneceğiniz şeyler, hani ilgileneceğiniz kriterler bunlar. Ha, ama benden size tavsiye ne yapın? Katılacağınız imparatorluktaki şehirlerden kendinize bir atölye alın. Onun sebebi de şundan dolayı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mesela ben geldim, tamam mı? Aseraylılara katıldım. Aseraylılardan işte Aseray'ın sanalasından tamam kendime bir atölye aldım. Tamam. Sonra geldim Ortisia'dan bir atölye aldım. Tamam. Şimdi Aseraylılar tamam mı? Gelip burada Batı İmparatorluğuna savaş açarlarsa bakın Ortisia bir Batı İmparatorluğu şehridir. Benim Ortisia'daki atölyem tamamen çöp oluyor. Bundan dolayı benim size tavsiyem hangi krallığa katılacaksanız o krallığın refah seviyesi yüksek şehirlerden köylerin üretimine göre ve üretim gücüne göre atölye almanızdır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.